Şuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Siz konuş. Şimdi benim sana ihtiyacım var. Sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var. İlk kez tatmadığım bir duyguyla karşı karşıyaydım. Bir sürü duyguyu tatmıştım. Nefreti, şiddeti, öfkeyi, Aliansaf'la birlikte aşkı. Ama ilk kez boğazımdan parmak uçlarıma kadar içimi saran bu yakıcı duyguyu tanımıyordum. Aşk en korkutucu yüzünü göstermişti işte. Aliansaf'ı kimseyle paylaşamayacağımı anladığım o ilk an. Duygularımı alt üst eden o sese kadar hissedebildiğim sadece buydu. Kıskanmak. Kalmaktan mı yoksa gitmekten mi?
Yüksekten mi yoksa düşmekten mi korkarsın? Sana başından ayrılmayacaksın. Peki hocam. Her şey yolunda. Merak etme. Ben merak etmiyorum da sen geç kalıyorsun. Başka biri merak edecek şimdi. Dediklerimi unutma sana. Hiç merak etmeyin hocam. Sen de sen. Eylül. Sadece konuşmak istedi. Eski karın. Özel olarak konuşmak istedi. Özel olarak. Özel demedi. Önemli dedi. Hastanede konuşulmadığına göre uzun bir görüşme olacak. Ya da randevu. Bak. Seni rahatsız edecek bir durum yok. Olmayacak da. Merak etme, tamam mı? Neyse ne. Benim Nazlı falan düşünecek halim yok. İpek'le eğlenmem lazım. Haklısın. Ne yapacaksın İpe? Sana mı götüreceksin? Bir süre bende kalsa iyi olur. Bu yaşadıklarından sonra babamı da nesini de görmezse daha iyi. İyi düşünmüşsün. O zaman çıkınca ararım seni. Teşekkürler. Bence düşündüğün gibi değil. Neden bahsediyorsun? Yani konuyu bilmiyorum tabii de. Bu halleri iyi biliyorum. Kafanda kurma böyle şeyler. Evliymiş ya. Yani tamam eskiden Marmaris'ten falan da önce ama. Ne var bunda? Senden öncesini yok sayıyoruz. Ya hiç anlatmadı İpek. Hiç anlatmadı. Normal mi bu? Sen her şeyi anlattın mı? Yok ki benim bir şeyim. Hadi canım. Yok. Ya 11 sene, 4000 bilmem kaç gün, 88 saat tek başına ne yaptın sen? Tamam hadi git şuradan. Hadi hadi anlat, yemezler. Ya kötü müsün kızım sen? Evet. Al, babam yine. Kaçıncıyı arıyor? Al bir aç şunu, iyiyim filan de. Yok açamam abla, çek şunu. Yapma İpek ya, daha ne kadar kaçacaksın ki? Bilmiyorum. Ya ben anneme inanıp o adama neler yaptım ya. Nasıl bakacağım yüzüne, açamam telefonunu falan da. Ay sen bilirsin. Ama hiç göstermiyorum bile. Onu var ya ben ömrüm boyunca affedemeyeceğim. Babama, bana, sana yaptıklarını düşündükçe o İbrahim bile gitti haber verdi. O haber vermeseydi ben ölmüş olacaktım. O şerefsizde bile vicdan var. Benim annemde yok. Utanıyorum ondan. Geliyoruz oraya. Tamam anlaşıldı. Rahat vermeyecekler. Hadi kalk. Nereye? Dışarı çıkalım.
Havamız değişsin. Keyfimiz yerine gelsin. Ay yok yok ya, ben hiçbir yere çıkamam şu an. Ayrıca senin de dinlenmen lazım. Yat şuraya hadi. Ay yok, ben dinlenmeyeceğim. Hiç de onların yüzünü göremem şu an. Gidiyorum ben, sen bilirsin. Bakalım nelerim varmış. Bana olur mu? Yine geç kaldın her zamanki gibi. Sen erken gelmişsin her zamanki gibi. Peki. Birini bekliyoruz galiba. Evet. Kimi? Kocamı. Ben bu hamile halimle o kadar uğraştım, bir kişi gelmedi. Ayıp vallahi. E kızım, yağmurdan işte. Biliyorsun iki damla düşünce İstanbul trafiği felç oluyor. Yağmurda çamurda milletin işi gücü yok. Baby shower peşine düşecekler. Fuzul işler. Ay Caniş anne, niye öyle söylüyorsun? Herkes yapıyor artık. Uğur, sen de bir şey söylesene annene. Anne, lütfen. Bak, tadımız kaçmasın. Heh, hık diyicinin pık diyicisi. Samo Alp iyiydi mi? İsmail'cim bir sakin ol artık. Eylül Hoca ameliyat çıkışı anlattı ya sana her şeyi. İyi de niye hala uyanmadı? Yani. Aslında uyanması lazım tabii. Hakikaten niye uyanmadı ya? Bak sen öyle deyince ben de bir kıllandım şimdi ha. Bana bak Samo. Şimdi şuraya düşüp şak diye bayılır, bir de benle uğraşırsın ha. Bir şey yap. Bir uyutmadınız adamı be. Uyandı. Vallahi uyandı. Canım kardeşim benim ya. Samo sen misin? Benim tabii. Eşek kim olacak? Aşkım. Bak ben de buradayım, yanındayım. Esma. Sen misin? Samo ne oldu? Aşkım. Yoksa... Görmüyor musun aşkım? Alp, görmüyor musun? Ha ya, niye karanlık? Ah. Eyvah, çocuk makbere bağladı resmen. Görmüyor. Ah. Görmüyor. Eylül Hoca, Eylül Hoca, Eylül Hoca'yı arayacağım. Eylül Hoca'yı arayacağım. Hasan'a, Eylül Hoca'yı ara. Eylül Hoca'yı ara. Ben aradım telefonu, bu telefonu. Eylül Hoca var ya, Hasan Hoca'm hangisi arıyor? Eylül Hoca, Eylül Hoca. Dur arayayım, dur Eylül Hoca. Bir dakika, bir dakika. Kim arayayım, Ali Hasan Bey'le mi? Kız Hoca'yı arayayım, Eylül Hoca. Bir dakika, kaç. Şakanı ben döverim. Dur ya. Dur deli kız dur. Ne yapıyorsun sen? Nasıl hareketler? Senin boğazını sıkar. Dur dur dur. Sen yapıyorsun, bırak. Sizi yeniden görmek çok güzel. Vallahi çok güzel. Biz. Geliyor kalem şimdi. Ürümüzü patlattım be. Tav. Salak. Çıkardın bu yağmurda bizi dışarı. Her taraf felç olmuş. Nereye gideceğiz ki biz? Olsun ya. Şu trafik açılsın, bir yerde yemek yeriz. Alo. Ha, yanımda veriyorum. Oğuz, Oğuz. Alo. Ben Alp'e bakarken kaçmışsın bile. Göremedim seni. Yani kaçmadım aslında ablam, eve sürükledi. Doğru olanı yapmış. İyisin değil mi? Bahsetmeyelim ya böyle şeylerden. Sen bana güzel şeyler anlatsana. Ne anlatayım mesela, zor bir şeyler. Neredesin mesela? Neredeyim? Sakin koydayım. Koy. Hı-hı. Koy. Ama pek kimseler bilmez burayı. Bir sen biliyorsun, bir de ben. O kadar güzel bir güneş var ki burada. Dışarıdaki sıkıcı hava inat. Ama yakmayan bir güneş.
Böyle ilk yaz güneşi gibi. Ciddi misin sen ya? Nereye gittin ki sen? Ameliyathanedeyim tabii ki. O çok konforlu yatağında uykuyla uyanıklık arasında bir yerdeyim. Niye uyumuyorsun? Seni düşünüyorum. Ve hastaları tabii ki. Malumunuz hastalar bekler, Alp beyler falan. Ha, Alp tabii. İyi mi? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, çok şükür gayet iyi. İyiymiş. O zaman sen bence uyuma artık. Kimi düşünüyorsan düşünmeye devam et bence. Olur. Tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz o zaman. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. En azından eşinle buluşacağımı söyleyebilirdin. Sürpriz yapmak istedim. Sürpriz. Sebep? Özür dilerim. Tamam. Aslında konuşmamız gereken şey Can. Can'ın bir tümörü var. Bu yüzden ben seninle konuşmasını istedim. Yine bıcır bıcır ne anlatıyorsun acaba? Selam. Can ben, Nazlı'nın kocası. Merhaba, Ali Asaf ben. Memnun oldum. Biliyorum. Nazlı'nın eski kocası. Beyler, artık yemeğe geçsek mi? Ben çok acıktım çünkü. Ali Asaf'ın eski karısı nereden gelmiş, niye gelmiş patlaya? Ne bileyim ben, eski karısı işte. Ben de bu kadar biliyorum. Öğretmen galiba. Boş ver. Bende o iş. CV'sini, seceresini, her şeyini çıkarız. Gerekirse takip ederiz. Abartma sen de, yok artık. Saçmalama. Abartmıyorum vallahi ablacığım. Ben bu yaşadıklarımdan bir şey öğrendim. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ama sen de beni bırakma, olur mu? Olur, olur da konuyu kaynattın yine. Oğuz diyor. Ha, Oğuz yani. Kader kısmet ya, bakıyoruz. Değerlendirme aşamasındayım diyorsun. Çok havalı. Kime çektiysem acaba? Aferin.
30 saattir şurada duruyoruz. 2 dakika duramadın. Doktor musunuz? Evet. Beyin cerrahıyım. Biz de benim için iyi bir doktor arıyoruz. Ama sevgili eşim iyi doktoru yanlış yerde arıyor galiba. Çünkü eski koca insanı kurtarır mı? Öldürür mü? Muamma. Annem yemekleriniz. Can. Lütfen. Sana söylemiştim Uğur, hafta sonu yapacaktık. Hayatım, bugün yağmur yağacağını ben nereden bilebilirdim bir tanem? Aa, meteoroloji denen bir şey var damat bey. Açıp baksaydın bir zahmet. Abidik kubidik işler işte. İstanbul adetleri bunlar Canış Hanım. Öğrenirsiniz. Ah! Ay! Canım. Ah! Ne oldu bir tanem? Ah! Ay bir şey oluyor. Başka bir arzu? Daha yok, teşekkürler. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Buluşmuşuz onca zaman sonra. Can, uzattın ama gerçekten. En azından havadan sudan sohbet edemez miyiz biraz? Konuşuruz canım tabii. Ne yaparsınız boş zamanlarınızda? Pek boş zamanım olmuyor, çok yoğun çalışıyorum. İşten fırsat buldukça nişanlımla zaman geçiriyoruz. Ha, nişanlısınız bir de. Evet, nişanlıyım. O da benim gibi, beyin cerrahı. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Tamam. Doğum başlıyor, doğum. Hayır, hayır, hayır. Daha çok erken doğuramam, hayır. Kızım. 4 tane çocuk doğurdum ben. Ne zaman doğrulup ne zaman doğrulmayacağını benden iyi mi bileceksin? Çıkmamız lazım hemen. Nereye çıkıyorsun bu yağmurda? Hastaneyi gördün mü sen dışarısını? İstanbul'da trafik nak böyle olmuştur şimdi. Tamam, tamam, tamam. Geçiyor galiba. Yok bir şeyim, tamam. Ay geçmiyor. Doktor var mı? Doktor var mı? Kızım hemen doğuruyor. Sevgilim, bu böyle olmaz. Hemen hastaneye gideceğiz, tamam mı? Hayır, ne hastanesi? Arabada doğurmak istemiyorum. Tamam. Sakin olun. Merhaba, merhaba. Sakin olun lütfen. Tamam, ben size yardım edeceğim. Ben doktorum. Adınız ne? Adım Derya. Derya, memnun oldum. Ben de ayarsın. Ben doktorum. Merak etmeyin, yardım edeceğim size. Tamam. Güzel. Ambulans çağırıyorum. Ah, çok fena bu. Derin derin nefes alın. Tamam. Güzel. Sakin ol, sakin ol. Dur, sakin ol. Yavaş, 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 sakin. Sakin, sakin ol. Var yanlışlık bir. Bırakın yavaş, beni. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir arada bakalım, dur. Delilik yaptığınız mı diyorum, bırakın beni. Dur bir kardeşim. Doktorları dinle. Yatağı bağlasak? Olmaz, dinlemelisiniz beni. İstemedi beni taksici yağmurda. Çalıştım sadece, anlatmaya laf. Yapmadım bir şey, tutuklanacak. Ne versem içim, söz sende, eldiven gelsin. Hocam kafa derisinde yaralanma var. Galiba travma geçiriyor, çok zor zapt ediyoruz. Bir de söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Hep devrik cümleler. Korkuyorum ben. Yapmadım bir şey, tutuklanacak. Konuşmam anlatmayacak. Hey! Selam. Doktor Özben. Müsaade var mı? Var müsaade. Korkuyorum ben. İstemedi beni taksici. Yapmadım bir şey, tutuklanacak. Yok. Her yerde trafik varmış. Kaza varmış. Ambulansın gelmesi zaman alır dediler. Ay doktor bey, ne yapacağım ben? Ne yapacağız Derya? Derin derin nefes alacağız. Ne dedim ben sana? Sakin ol. Tamam, sakin. Tamam, sakin ol. Güzel. Ama galiba suyum geldi. Başındaki yaraya baktık Murat. Herhangi bir sorun yok. Şimdi uzan bir. Diğer kontrollerini bir yapalım. Bırakın beni. Dur, bir şey yapmayacağız. Dur. Ne yapıyorsun sen?
Bir şey yapmayacağız. Gel buraya. Sakin ol. Gel buraya. Bir şey yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Bir dakika. Bir şey yapmayacağız. Gel buraya. Gelir misin buraya? Sakin ol. Sakin ol. Bir şey yapmayacağız. Hayır. Bakın. Gelin istiyorum. Gelmeyin. Tamam, tamam. Bırak onu. Bırak onu, sakin ol. Duydun mu beni? Bırak onu. Gelmeyin. Hocam söyleyin, kıymasın gençliğimi hocam. Korkma sakın. Vermeyeceğim sana zarar. Yok sorun. Dinleyecekler beni sadece. Duymuyor dediğimi ne kimse. Dur kardeşim. Yakma kendini. Tamam. Ben sakin olun. Bir şey yok. Tersten konuşuyor sadece. Tersten mi konuşuyor? Bak dostum, problemin farkındayım. Anlayabiliyorum seni. Sana yardımcı olabiliriz. Duydun mu beni? Sana yardımcı olabiliriz. Ama şimdi tek yapman gereken şey elindeki şeyi bırakmak. Duydun mu beni? Elindeki o şeyi bırakmak. Hayır. Sakin ol, konuşalım. Ver onu bana. Hayır. Bak konuşalım. Anlıyorum seni. Yardım edebilirim sana. Hayır, vermeyeceğim. Tamam. Memur bey, ben durumu izah edebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Kimse sana hiçbir şey yapmayacak ama şimdi yapman gereken şey onu bana vermek. Duydun mu beni? Hadi ver onu, konuşalım. Ver hadi. Söz veriyorum sana. Hiçbir şey olmayacak. Ver. Hadi ver. Tamam. Hop. Birisi de getirsin. Çabuk! Bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyor. Gidemeyiz. Gidemeyiz bebeğimi arabada doğurmak istemiyorum. Ya hanım. Ben de bebeğini arabada doğurmayı istemiyorum. O yüzden ne yapacağız? Olabildiğince en hızlı şekilde hastaneye gideceğiz, tamam mı? Sakin ol. Derin derin nefes al. Hadi. Ay çok sıklaştı. Çok fazlalaştı bu sancı. Sevgilim, bak doktor bey dinle, hastaneye gidelim bir an önce. Dışarıda deli gibi trafik var. Eğer arabayla restoran arasında bir tercih yapacaksam burayı seçiyorum. Doktor da var. Burada doğurmak istiyorum. Yok artık. Murat'ın son kontrolleri yapılsın. Odaya alacağız. Tamam o zaman. Ben de gideyim. Güvenliği çağırayım. Ya bir dur oğlum, olduğun yerde ya. Sen ne bileyim, her şeyi zıplayıp duruyorsun. Hocam eline makas alıp insanlara saldırıyor. Aynı şeyi tekrar denerse kim kurtaracak beni? Korkma, sen konuştun, ben yapmayacak, korkma. Ha, siz güveniyorsunuz yani. Bayağı eli makaslıya kefilsiniz. Ha, ben bayağı eli makaslıya kefilim. Ama sen biraz daha zevzeklik etmeye devam edersen sana bir şey yapıp yapmayacağı konusunda kefil değilim. Bana güvenme. Murat, daha iyi misin? İyiyim daha. Murat, sen yazı yazarken de tersten mi yazıyorsun? Evet. Bırakın beni, dokunmayın bana. Benim torunum içeride. İstediğim yere gelirim. Hem siz kim oluyorsunuz da beni engelliyorsunuz? Murat. Anneanne, iyiyim gayet. Çalıştım anlatmaya durumu polise. Anlamadı beni kimse. Anladı doktor, bu sadece. Tamam Murat'cığım. Hadi gidiyoruz. Teşekkürler doktor bey. Bir saniye. Nereye gidiyorsunuz? Acilin önüne arabayı park ettim. Ortalığı birbirine kattılar. Hadi çocuğum, gidiyoruz. Affedersiniz ama gidemezsiniz. Sormak istediğim birkaç soru daha var. Eminim vardır. Hatta siz sormadan ben söyleyeyim. Murat 3 yaşındayken feci bir trafik kazası geçirdi. Annesini de o kazada kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bir hafta komada kaldı. Uyandığında da tersten konuşuyordu. Peki kaza sonrasında nörolojik bir hasar var mıydı? Çok zekisiniz. Hadi çocuk. Bir dakika, bir saniye. Bakın, Murat buraya geldikten sonra düştü, bayıldı. Biz de bunun üzerine MR çektirdik. Yaptırmak istediğim birkaç test daha var. Eminim vardır. Başkaları da istedi. Ama maalesef Murat'ın konuşma bozukluğu hakkında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bence öyle düşünmeyin. Buna bakmalısınız şu nokta. O MR sonuçlarını ezbere biliyorum ben. O nokta araba kazası sonucu beyninde kalıcı hasarın oluştuğu yer. Bakın hanımefendi. Sizin dediğiniz şey Murat'ın konuşma bozukluğunu açıklayabilir. Ama ben ondan... Artık bu kadar yeter. Hadi bakalım Murat, gidiyoruz. Hayır. Dinleyecek ben. Git sen. Tamam. Derya. Bana bak. Tamam. Sakin ol. Tamam, merak etme, ben buradayım. Bak şimdi seni muayene edeceğim, tamam mı? Güzel. Dur, dur, dur. Tamam. Pelviste sıkıntı var. Vatenin altında. Ama bebeğin ayaklarını hissediyorum şu anda. Ne oluyor? Niye durdunuz? Bebeğime bir şey mi oldu? Bebeğin ayakları önde.
bebek ters geliyor. Bir dakika, bir dakika, anlamıyorum. Ters geliyor ne demek? Normalde bebeğin başı önde olur. Kordonu da hissediyorum şu anda. Kordon dolanmış. Göbek kordonu dolanmış. Bir an önce sezeryanla bebeği almam lazım. Niye buraya geldik biz şimdi, alakasız otel restoranı? Gözüne burası çarptı. Gözüne burası çarptı. Yol üstü bile değil. Seninki içeride değil mi? O restoran bu restoran. Üzgünüm, şu an restoranımız müsait değil. Bu yağmurda bizi tekrar dışarı yollamayacaksınız değil mi? Elbette ama içeride tatsız bir durum var. Ambulans bekliyoruz. Tamam, biz doktoruz, müdahale ederiz. Tabii tabii, buyurun. Ne oldu? Yeter, yeter. Doktor, bebeğimi kurtarabilecek misin? Meryem, ikinizi de kurtarmak için elimden geleni yapacağım, tamam mı? Merak etme, bebeğini de seni de kurtaracağım. Şimdi derin derin nefes al. Derin derin nefes. Sakinleş. Baksana, kadın doğuruyor. Hadi gidip yardım edelim. Olmaz. Bize ihtiyaçları yok. Hadi çıkalım. Ya nereye çıkıyoruz ya? Oralarda dolaşıp duruyorsun, anlamadım. Direkt söyle. Yanındaki kadını görüyor musun? Evet. İşte karısı o, Nazlı. Eski karısı. Ayrıca sen daha güzelsin. Neyse ne, o da doktor. Yani iki kişiler. Bize ihtiyaçları yok diyorum, hadi çıkalım. Yani tamam, anlaşıldı zaten. Bu fırtınada, yağmurda buraya niye geldik? Tamam, şimdi pişman oldum, çıkalım diyorum, hadi. Bir dur. Kadını masaya yatırıyorlar. Herkesten sakin olmasını istiyorum, tamam mı? Başının ucuna geçin. Herkes başının ucuna geçsin. Herkes nasıl sakin olsun ya? Böyle saçma sapan şey mi olur? Ben göz göre göre karımı kesmenize izin vermiyorum. Lütfen. Lütfen biraz sakin olur musun? Bebeğimizin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. O ölüyor. Bebeğimin ölmesini istemiyorum. Bunun için dünyanın en büyük acısına bile katlanmaya razıyım. Yapalım doktor bey. Yapalım doktor. Tamam. Tamam. Tamam Derya. Beni dinle. Malzeme ihtiyacım var. Ne buluyorsan toparla getir, tamam mı? Tamam, ben hemen içeri gidip bakıyorum. Sen de gel, tamam, gel benimle. Ben şimdi yolacağım. Ama ambulansı bekleyelim. Hocam ambulansı bekleyelim. Olmaz öyle. Bak Murat, bu anevrizma uzun zamandan beri burada olabilir. Biz daha fazla büyümesine engel olmak adına beyin klipsi takacağız. Sonunda kök hücre de mi enjekte edeceksiniz? Bakın Nisa Hanım, endişenizi anlıyorum. Ama bu yöntem gerçekten umut vaat eden bir yöntem. Kazadan sonra torunumu bir sürü doktora gösterdim. Hepsi de umut verdiler. Sizin gibi düzelteceğini söylediler. Ama hala aynı noktadayız. Nisa Hanım haklı. Siz anevrizmayı düzeltin yeter Oğuz Bey. Hasta kendi kararlarını alabilecek yaşta. İstiyorum bunu. Hayır, istemiyorsun. Evet, verdim kararı. Olacak istediğim benim. Verdin kararı sen zaman bunca. Bende sıra. Sinan Bey, doktorunuz izin vermediğim bir tedaviyi zorla uygulamak istiyor. Ne yapacaksınız bu konuda? Torununuzun kararı. Zorla hastanede kaldın, şimdi de hastaları kaçırıyorsun. Amacın bu mu? Kaleyi işten çökertmek mi? Beni kendinize karıştırmayın. Nisa Hanım, Nisa Hanım. Bakın,
İçeride yaşananlar için özür dilerim. Dinleyin beni. Amacım sizi hayal kırıklığına uğratmak değil. Ama bu tedavi gerçekten Murat için bir şans olabilir. Gerçekten. Ben diyeceğimi dedim. Ama Murat da dedi. Kendi söyledi, bu şekilde yaşamak istemiyor. Murat bugüne kadar hayatını böyle idare etti. Bundan sonra da böyle idare edebilir. Ve bu durum onu ne hale getirdi? Görmüyor musunuz ne kadar mutsuz? Görmüyor muyum? Bu benim suçum. Murat'ın yaralandı. Annesinin öldüğü kazada direksiyonda ben vardım. Arabayı ben kullanıyordum. Torunumun hayatını ben mahvettim. Bundan sonra da direksiyona siz geçmek istiyorsunuz doktor bey. Yanlış umut vererek Murat'ın hayatını mahvedeceksiniz. Elimi sakın bırakma ne olur. Bırakmayacağım sevgilim. Derya. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Bak burada sezeryanla doğum yapmanın hiç normal bir şey olmadığını biliyorum. Ama başka çaremiz yok. Bunu yapacağız. Tamam mı? Bana güven. Ben sana güveniyorum. Birazdan anne olacaksın. O yüzden sık dişini. Bak ben bölgeyi buzla biraz uyuşturacağım. Ama yine de çok acıyacak. Hazırlıklı ol. Bir anne gibi sık dişini. Ailen için, bebeğin için. Şimdi bebeğini kucağına almaya hazır mısın? Bebeğim için hazırım. Güveniyor musun bana? Ben de sana güveniyorum. Tamam mı? Güveni bana. Ya burada böyle dikilmemiz çok saçma. Baksana ne yaptıklarını görmüyor musun? Görüyorum. Ali Asaf Hoca yerine başka biri olsaydı şimdi kesin oradaydı. O olduğu için gitmiyorum İpek. Her şey kontrolü altında. Biz gidersek sadece ayak bağı olacağız. Tamam sen. Ne buldun? Bir ilk yardım çantası buldum. Yalnız biraz eski. Bir de bunlar var. Dezenfekte. Dezenfekte ettim. Alkolle dezenfekte ettim. Güzel. Aferin. Şimdi beni dezenfekte edelim hadi. Tamam. Bir şey olursa hiç düşünmeyin bebeğimi kurtarın. Şşş, öyle şeyler söyleme. Hiçbir şey olmayacak bir tanem. Değil mi doktor bey? Evet Derya, her şey yoluna girecek. Tamam mı? Hani güveniyorduk birbirimize? Hadi güven bana. Birazdan oğlunu kucağına alacaksın tamam mı? Eşeğin elini bırakma sakın. Buzları alayım. Şimdi uyuşturacağım bölgeyi. Söylediğim gibi biraz acıyacak. Ama sen annesin. Bebeğin için dayanacaksın. Hazır mısın? Başlıyorum. O zaman başlıyorum. Hadi. Bıçak.
Allah senden razı olsun Esma ya. Kahve hazır mı? Kahve olur, hazır olur. Yani sen sokağa çık, kahvem hazır mı diye bağır. Koşuş koşuş herkes sana kahve getirir. Kahve yok demek mi bu? Ne demek? Wow demek ablacığım. Ama sen yemene bak. Bana bak, Esma öyle kutulardan yediğini falan görürse mutfağın başını yıkar ha seni. Abla. Efendim kardeşim. Ay kardeşim diyen dillerini yerim ben senin ya. Bir şey soracağım. Sen böyle hastalara mı hazırlandın? Ne var? Hazırlanmış olamaz mıyım? Kendime bakmış olamaz mıyım? Sen suratına 5 ton makyajla gezerken ben Oğuz'a mı hazırlandım diyorum sana? Ne alakası var canım Oğuz'la falan? Hem ben doğallıktan yanayım. Neyse, kime hazırlandığım belli zaten. Bu ihtişam, bu parıltı Bay Mükemmel'den başkası için olamaz herhalde. Bak şimdi gideceğim, çıkartacağım, pijamayla gideceğim hastaneye. Hastanenin delisi gibi. Öylesin zaten. Pardon? Yok bir şey yok, kahve sıcakmış onu dedim. Dünün kritiğini yapalım mı birazcık? Ya sabır. Sen dün Ali Asaf'ı kıskandın değil mi? Bak içine atıyorsun, söylemiyorsun. Atma söyle. Kıskandın değil mi? Ben kimseyi kıskanmam yavrum. Yavrum. Vallahi hal ve hareketlerin hiç öyle demiyorum. Ay yeter amma, üstüme geldin ya sabah sabah. Hadi gidiyorum ben. Yavrum. Bunu unuttum. Eylül. Aa, Oğuz. Neye şaşırıyorsun canım? Burası benim evim. Ben hep buralardayım. Anlaşılan. Sen de artık buralardasın. Ben hastaneye gidiyordum da geçerken seni de alayım diye düşündüm. İyi, iyi. İyi düşünmüşsün. İyi yapmışsın. Biz de İpek'i kim hastaneye götürür diye düşünüyorduk. Ya abla. Neyse. Oldu. Hastanede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ben ceketim falan. Geleyim. Aynen. Kızın yanında bozma bari. Ya tatlışlığa bak. Ben bununla peri kız gibi olurum. Zaten öyleyim de bunu böyle başka bir şey olurum yani. Ay bu da öyle. Bu da. Bu da. Bu da. Ay Allah'ım zor. Çok zor seçmesi ya. Bakma. Esma niye bağırıyorsun ya kulağımın dibinde? Aşkısı damadın gelinliği önceden görmesi uğursuzluk getirir. Ya da onu böyle üstünde görmesi miydi? Bilemedim onu ben. Ama iki türlü de garanti alalım biz onu. Esma senin de mi kafada bir sorun var acaba? Ha? Bir yere mi çarptın sen, bir şey mi oldu? Yok. Çarpmadım. O zaman ne uğuru gelinliği? Ne diyorsun sen ya? Şaka değil mi? Aman da onları bana tümör yaptırdı falan. Bay bay tümör. Bay bay evlilik teklifi. Şaka değil mi? Ben sana evlenme teklifi mi ettim? Esma bu tümör bana ne yaptırdı bilmiyorum ama bu kadarını yaptırmış olamaz. Yani bak beynim komple bir tümör olsa böyle bir şey yapmış olamam. Olamam. Yapmadım değil mi? Yapmadım. Yapmadın Alp. Her şeyi ben yaptım. Ameliyattan sonra domuz gibi her şeyi hatırlayan ama evlenme teklif ettiğini unutan bir adama ben aşık oldum çünkü. Ben yaptım. Esma nereye ya? Ben kafeye gidiyorum. İçimde yarattığım duygusal boşluğu yemek yiyerek telafi edeceğim çünkü. Esma dur gitme, ben seni kırmak istemedim ki ya. Samo. Ne yaptın abi? Buldun mu bir şeyler? Sen hiç merak etme Blogi. O iş bende. Hadi meşgul etme, kapat. Sana o paraya bir dal gül bile vermem. Blogi burada resmen cam pazarlığı yapıyorum şu anda. Kapat. Ablacığım, güzel ablacığım. Sende hiç vicdan yok mu ya? Yok. Ne olacak?
bak. Hayırlı bir iş diyorum. Sevenler kavuşacak diyorum. Ben de al elime konuş diyorum. Olmaz diyorum. 300'den bir kıdım aşağı inmem diyorum. Ne? Biraz önce 200 lira diyordun. Ne ara 300'e çıktın? Sen de buldun beni. Ayaküstü iyi götürüyorsun ha. Hem bu senin çiçeklerin çok güzel kokmuyor ki. Bunları ben almasam kimse de almaz. Hadi ya. Bana bak çiçekçi. Gel 200'e hediye sıkışalım. Hadi be ablacığım. Sana bir akıl vereyim mi? Kadınlar pinti erkekleri sevmez. Sen daha bunları bilmeden, öğrenmeden çiçek böcek işlerine girmişsin be annem. Allah Allah. Yahu evlenecek olan ben değilim ki. Yanından bile geçmiyorum. İyilik yapıyorum ben, iyilik. Bildin mi? İyilik. Bir arkadaşımın yuvasını yapacağım ne güzel ama maşallah izin vermiyorsun ki. Hain çiçekçi. Tamam lan. Sevdim seni. Bütün çiçekler sana feda olsun. Ver 200 lira, al hayrını gör. Yemin et. Vallahi. Ciddi mi? Gerçekten. Al abla 200'ü. Allah razı olsun, ver çiçeklerini. Allah, hepsi benim oldu. Canım ablam. Canım ablam. Canım ablam. Bir dur, dur. Oo. Yine tam zamanında. Aralık kapılardan sızmasını iyi bilirim. Bana mıydı bu lan? Sana bütün kapılarım her zaman sonuna kadar açık biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Benim zaten lafım asansöre. Ne kadar güzel olmuşsun böyle bu sabah. Şöyle giyinip çıktım. Öyle giyinip çıktın ama... Öyle böyle yakışmamış yani. Böyle botlar, çanta falan bayağı uyumlu olmuş. Çok güzel olmuşsun. Dün yemekten sonra aramadım. Yani beklediğimden değil de öyle demiştin galiba. Galiba. Hı. Beklemedin yani. Peki. Dün gece çok zor, uzun ve beklenmedik olayların olduğu bir yemekti. Gece eve de gidemedim zaten. Ama bunu böyle ayaküstü konuşmayalım, olur mu? Bu güzeller güzeli kadınla baş başa oturup anlatmayı tercih ederim. Sen bilirsin. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Ya. Niye durduk ki bu asansör şimdi? Ben de basmadım. Bu asansörü biz bozduk biliyor musun? Gerçekten. Öyle istediğin zaman bas durdur, bas durdur. Olur mu böyle şey için? Hadi. Çalıştı. Sen bir şey konuşmak istiyordun. Yok öyle. Şimdi ayaküstü. Senin de dediğin gibi sonra şey yaparız. Tamam. O zaman işleri bitiriyoruz. Sonra baş başa oturup konuşuyoruz, tamam? Ne diyorsun anlattıklarıma? Çocuğu şimdi ben boş yere umutlandırıyor muyum? Çocuğun hayatı değişecekse denemeye değer bence. Yani işe yarayacak biliyorum. Biliyorum ama bir yandan da acaba anneannesi haklı mı diye düşünüyorum tabii. Nereye gidiyoruz? Buradan gidilmiyor ki hastaneye. Hastaneye gitmiyoruz çünkü. Yani yaşadığın onca olaydan sonra bir anneni babanı görmek istersin diye düşündüm. Neyim olarak düşündün? Yeni olarak düşündüm. İnsan olarak düşündüm. Bir daha benim adıma bir karar vermeden önce bana danış istersen. Durdurur musun arabayı? Hava alacağım.
Bilemezler çünkü. O İbrahim gelip ihbar etmeseydi ben şu anda ölmüş olacaktım. Tamam. Tamam anlıyorum ama bak İbrahim yakalandı, suçunu itiraf etti. Sen burada bizimlesin, gayet iyisin. Her şey bitti, gitti, gitti işte. Geçmedi, geçmedi. Geçmiyor işte. Benim o karanlıkta o kadar zamanda yaşadığımı hiç kimse bilmiyor. Bak tamam haklısın. Haklısın, haklı değilsin demiyorum sana. Ama son kere annenle babanla görüş o kadar. Ara sen o zaman. Ara söyle. İpek iyi de. Madem bu kadar düşkünsünüz birbirinize, ara hakkımda konuşun biraz. Abartıyorsun ama. Sonra bu dediklerine pişman olacaksın. Olurum ya da olmam. Benim kendi kararımın pişmanlığı olur. Yani yanlış bir yola saptık diye nasıl bir trajediye dönüştü bu olay? Oğuz. Bak Oğuz diyorum. Çünkü hastanede değiliz. Burada benim hocam değilsin. Bana bir şeyler öğretebileceğim bir alanda değilsin. O yüzden benim aile ilişkilerimden uzak dur. Şimdi hastaneye gidelim. Hay hay İpek Hanım, anlaşıldım. Aile ilişkilerinize karışmıyorum. Buradan da hastaneye gidiyoruz. Anlaşıldı. Selam. Selam. Gelirken Derya'nın odasına uğradım da kayınvalidesiyle annesi bebeğin sağlığı hakkında bana sorular sordular. Galiba beni doktor sandılar. E öylesin zaten. Değilim. Ben yıllar önce bıraktım doktorluğu. O yüzden de bütün soruların cevabını bilsem de doktor bey gelip size bilgi verecek dedim, çıktım. Hatta çıkmadım. Bildiğin kaçtım. Ama işte Asaf bebekten kaçamadım. Ne kadar istemesem de yıllar sonra bak geldi buldu beni. Bebeğin ismini Asaf koydular. Öyle mi? Ne güzel. Hangisi? Bilmem. Bir bakalım hangisi. Bakalım kucağına doğan bebeği hatırlayabilecek misin? Buldum. O. Evet. Bildim. Ali Asaf. Hatırlıyor musun? Neyi? Oğlumun son yüzünü. Ben nasıl bir anneyim Ali Asaf? Ben nasıl bir anneyim ki kendi bebeğimi koruyamıyorum ya? Karnımın içindeki kemikleri kırılıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Nazlı. Yapma lütfen bunu kendine. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok biliyorsun. Ben doktorum ya. Ben doktorum. Ben bebeğimin bu kadar hasta olduğunu nasıl anlamam? Of Allah'ım, artık uyanmak istiyorum. Daha fazla bu kabusun içinde kalamayacağım ben. Ben yapamayacağım Ali Asaf, ben dayanamıyorum artık. Nazlı, Nazlı ne diyorsun? Yapacaksın, dayanacaksın, dayanacağız. Tamam mı? Beraber atlatacağız bunu, merak etme. Ali Asaf. Hı? Bana söz ver. Ne sözü? Çocuğumuz doğduğunda benim kucağıma vereceksin, tamam mı? Benim yavrum annesinden ayrı kalmayacak. En azından o.
O ölene kadar. Ben onu kucağıma alacağım. Sen de bütün yüzünün ayrıntılarını ezberlememe izin vereceksin. Söz. Söz. Söz Nazlı, söz. Ama ağlama artık bütün. Neyse. Buraya neden geldiğimi biliyorsundur. Can da daha gelemedi. Buna da şaşırmamışsındır. Yani. Evet. Sen bunlara bakabilir misin? Nazlı, bana çok güvendiğini biliyorum. Teşekkür ederim. Ben bunlara bakarım ama bence eşini başka bir doktora götürmen daha doğru olur. Ali Asaf, lütfen. Bak, gitmediğimiz doktor kalmadı. Ben, eğer benim başka çarem olsaydı ben canı sana getirmezdim. Eylül. Biraz zamanın var mı? Vaka için yardımı gerekiyor. Tabii. Vaka ne? Dersten konuşan bir hastamız var artık. Detayları yolda anlatırım. Tamam. İpek de seninle mi? İpek yok. Yani benimle değil. Bugün Ali Asaf'ın asistanı. Öyle istemiyor. Niye öyle bir şey istesin ki? Sanırım bana biraz kızmış olabilir. Tamam. Bu kadar büyük bir tümör görmemiştim. İnanılmaz. İnanılmaz akıllı bir tümör bu. Kan dolaşımını ele geçirmiş resmen. Nazlı kocam bacaklarını kullanabiliyor. Yani bacaklarını kullanabiliyor olması bile bir mucize. Hatta yaşıyor olması. Biliyorum Ali Asaf. Biliyorum bunları ama canın kurtulması lazım. Şimdi söyler misin, ameliyat edecek misin? Nazlı. Bak, bu çok ciddi bir ameliyat. Masada kalabilir. Eşini kaybedebiliriz. Heh, Ali Asaf hocam, efsane bir tümör varmış. Şimdi tekniker söyledi. Ben de girebilir miyim ameliyata? Ne olur gireyim, ne olur. Samet, sakin ol. Ne bu halin oğlum? Sakin ol. Ne var ki halimde? Açmış seni. Ha, siz onu diyorsunuz. Hocam hiç sormayın ya. Öyle işler açtım ki başıma. Yani bir sevap işleyeceğiz diye düşmediğimiz el kalmadı. Neyse. Hayırlısı. Ne diyorsun? Nazlı. Tümörü almam için canın omuriliğini kesmem gerekiyor. Bu da çok büyük bir ihtimalle kocanı felç eder. Yapamam. Bu da seni ilk gördüğümde hiç değişmemişsin demiştim, hatırladın mı? Yanılmışım biliyor musun? Sen eskiden bu kadar korkak değildin. Bayağı koydu postayı gitti ya. Kim bu? Eski karısı. Karısı mı? Evet. İşinizin başına dön, hadi. Peki hocam.
Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin hocam. Acaba anneanne haklı mı, yapmasak mı? Ya bari sen de Eylül ya. Ya tamam, daha önce sadece şarkıları ya da sayıları söyleyebilen kafa travması vakalarıyla karşılaştık. Ama bu, yani bu yeni bir durum, bu ilk defa, sen de biliyorsun. Ya tamam da işte. Tamam, anlıyorum. Hastanın umudunu kırmak istemiyorsun. Bak Eylül, gelsin önce bir hastayı gör, sonra karar verelim. Hak vereceksin. Tamam. Hadi gel. Murat. Değil mi, yapacaksınız? Vazgeçtiniz siz de. Murat, tabii ki de vazgeçmedik. Ama bu yöntem garantisi olan bir yöntem değildi. Oğuz Hoca haklı. Yani sonuçlar konusunda seni üzmek istemiyoruz. Hayatım boyunca başkalarının konuşmalarını izledim konuşmadan. Yalnız başına odada oturarak konuşabilmek bir hediye. Birine hissettiklerini anlatabilmek mucize gibi bir şey. Yoksa insan yapayalnız kalıyor böyle benim gibi. Bunun için bile denemeye değmez mi? Tamam. Deneyeceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Hı? Baba. Senin haberin var mıydı bu skandaldan? Neden bahsediyorsun? Sen de haklısın tabii. Hastanede olaylar, skandallar bitmiyor. Hangi biri acaba diyeceksin. O kadın ne yapmış duydun mu? Ortalıktan aniden kaybolması tesadüf değilmiş. Gitmiş Fatih'in babasının hastanesine ortak olmuş. Rakip hastaneye. Ha, Esra'yı söylüyorsun. Evet, o yılanı söylüyorum. Bir şey olmaz, yakınımızda dursun dediğin kadının yaptığını söylüyorum. Evet, Fatih'i de yanında götürmüş. O çocuk da sonunda akıllıca bir hareket yaptı. Bu mu yorumu? Senin gibi her cümlesinde hastane geçen adamın yorumu bu mu? Bir de senin için sevindiğimi söyleyebilirim. Esra senin dengeni alt üst ediyordu. Rahatlarsın biraz. Bu konuyu burada kapatsak iyi olacak. Nasıl istersen. Bir dakika, bir dakika. Şaşırmadın sen. Hem Fatih'i de duymuşsun. Çünkü biliyordun sen. Çok mu garip geldi? Biraz uyanık olmak lazım evlat. Konuştunuz siz. O kadının hisselerine ne olduğunu da tahmin edebiliyorum. Bana sattı. Karlı bir alışveriş diyelim. Bunu da yaptın. Ama unutma, boynuz kulağa geçer baba. Düşmanım yanlış yerde aramışım. Ne demek şimdi bu? Uyanık olmaya devam et demek. Baba. Eğer önümden çekinmezsen, ben çekmesini de ezmesini de bilirim baba. Yeni oyunumu izle ve gör. Gel. Selam. Sana sütlaç getirdim. Yani bir Gülayşe sütlacı değil ama fena değil. Onun gibi yapman çıkmadı zaten.
Ama bir şeyler yediğini görmek güzel. Hastanede dedikodular var. Asistanlar falan aralarında konuşuyor. Eylül Hoca havayla besleniyormuş diyorlar. Sen sanki benden çok farklısın mı? Yani o da doğru. Ali Hoca nerelerde? Siz niye hiç birlikte takılmıyorsunuz? Cicim Aylar'ın nasılsınız siz? Sen niye tek takılıyorsun? Ha. Hatırladım. Ali Asaf Hoca eski karısının yeni kocasının hayatını kurtarmakla meşguldü. Pardon. Sana bir kız kardeş tavsiyesi vereyim mi? Ben senin yerinde olsam meydanı boş bırakmazdım. Yani. Ben gördüğümü söylüyorum tabii. Aralarında garip bir bağ var sanki. Ne saçmalıyorsun İpek ya? Yani geçmişleri belki. Bilmiyorum. Ama o kadın hiç tekindiği sevmedim. Bence strateji değiştirmelisin. Sen Oğuz'u öyle yaparsın o zaman, tamam mı? Ben öyle oyunlara falan gelemem. Hiç ben değil. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hiç gaza da gelmiyor arkadaş ya. Ayrıca Oğuz cezalı. Ben bu işlerden anlıyorum ablacığım. Nazlı'yı bekliyorsanız az önce çıktı. Biliyorum, konuştum. Aşağıda beni bekliyor. O zaman? Ben aslında sizinle... Ya bu sizi bizi kaldıracağım ben. Ben seninle konuşmaya geldim buraya. Restoranda konuştuğumuz gibi. Nazlı olmadan. Tamam. Dinliyorum. Duyduğuma göre ameliyat yapmayacak mısın? Çok iyi bir cerrah olduğunu maalesef ki biliyorum. Neden yapmıyorsun? Daha önce gittiğin doktorlarla ayrı sebepten. Emin ol yapabiliyor olmayı çok isterdim. Ama bu çok riskli bir ameliyat. Başarı oranı neredeyse sıfır. Benim ölmemin işine gelmesiyle alakası yok yani. Bak Can, sen benim için sadece bir hastasın. Ve benim görevim kim olursa olsun hastalarımı sağlığına kavuşturmak. Alakası yok. Bak sana dürüst olacağım, tamam mı? Senden zerre hoşlanmıyorum. Karımın eski kocasının etrafta dolaşması sinirime dokunuyor. Bak, benden hoşlanmıyor olman çok normal. Anlıyorum seni. Ama sinirine dokunacak bir durum yok ortalıkta. Bak, çok sevdiğim bir nişanlım var. Yakında evleneceğiz. İçin rahat olsun yani, tamam mı? O zaman beni anlıyorsun işte. Bak ben Nazlı'yı çok seviyorum. Hem de onun düşündüğünden çok daha fazla. Ama ölüyorum. Ölüyorum. Ölmeme izin verme. Nazlı ile uzun bir ömür yaşamak istiyorum. Bunu o kadar istiyorum ki yüzünü bile görmeye tahammül edemediğim senden istiyorum bunu. Yap şu ameliyatı doktor. Beni sevdiğim kadından ayırmamanın bir yolunu biliyorsan yap. Ha? Ne diyorsun? Nasıl? Eski karın. Hocasının ameliyatı için niye seni seçmiş? Bu biraz hakaret gibi olmadı mı? Ben başarılı bir cerrahım. Bundan kuşkum yok. Ya
Neden kuşkum var o zaman? Aklına takılan direkt sor lütfen. Konuşmuyor muydunuz? Marmaris'teyken falan. Yani tümörün niye bu kadar büyümesini beklemez ki? Merak ettiğin gerçekten tümör mü? Tamam. Niye ayrıldın? Bebeğimiz can bebek sendromuyla doğdu. Doğduktan 20 dakika sonra da öldü. Bebeği kaybettikten sonra da bir daha devam ettiremedik. Baba için de anne için de çok zor bir durum. Evet. Gerçekten çok zor. Yani doğumdan önce biliyorduk aslında ama ne olursa olsun hiçbir zaman hazır olamayacağım bir durum. Böyle bir şeyin başına gelmesi de gerçekten çok zor. Sonra Nazlı bir daha toparlayamadı. Sen nasıl toparladın? Zor oldu. Ama toparladım işte. Zaman her şeyin ilacı. Çok çalıştım kendimi, mesleğimi adadım. Çabaladım. Başardım. Ben başardım ama Nazlı başaramadı. Sadece benimle değil, tüm dünyayla ilişkisini kesti. Doktorluğu bıraktı. Ya bebek yaşasaydı? Nazlı'yla siz devam eder miydiniz? Efendim Süleyman Bey. Müsaitim. Tamam geliyorum. Canım ben şimdi gideyim. Sonra konuşuruz. Çok acilmiş. Gerek yok. Benim de ameliyat hazırlamam lazım zaten. Ne demek gerek yok ya? Yani acelesi olan bir şey yok. Hadi git. Süleyman Bey. Nedir bu kadar önemli olan mesele? Seni çağırmadan önce farklı doktorlara danıştığımdan emin olabilirsin. Ne hakkında? Hayatta bir tek doğru vardır Ali Asaf. İki kere iki sadece dört eder. Diyorsunuz. Tartışılır ama neyse. Nereye varacağız bu matematikle? Ameliyat edilemez tümörü ameliyat edemezsin. Can Arıkdal'ın ameliyatında başarı oranı neredeyse sıfır. Kim buna bu kadar emin? Çoğunluk. Ve ben bu hastanenin adının bir kez daha başarısızlıkla anılmasını istemiyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımızı düşününce buna asla izin veremem. Asla. Süleyman Bey, biz sizin hep böyle mi olacağız? İyi şeylere engel olmaya çalışmaktan yorulmadınız mı artık siz? Süleyman Bey. Bana sormadınız ama Ali Asaf haklı. Açık kalmış. Bence de denemesi gerek. Ne diyorsun sen? Ali Asaf ne yaptığını bilen bir doktor. Umut görüyorsa buna engel olamazsın. Bakma öyle. Ben adil bir adamım. Adil.
inanabilmeyi gerçekten isterdim. Dene bence. Ne de olsa umut uyanık adamın rüyasıdır. Evet. Dersimi de aldım. Ben artık gideyim. İşlerim var. Size kolay gelsin. İyi günler. Buna nasıl destek olursun? Benimle böyle mi savaşacaksın? Ne savaşması baba? Ben de senin gibi masanın üstünde değil, altında oynuyorum. Becerirse prestijim artar, iyi polis olurum. Beceremezse de çeker gider, ondan kurtulurum. Görüşürüz Süleyman Bey. Saygılar. Basıncı azaltmamız gerek. Konuşma merkezine baskı yapıyor. Bu yüzden tersten konuşuyor. Hastada geniş ve karmaşık serebral anevrizma var. Anevrizmanın kökü klipslenmeyecek kadar geniş ve kısa. Basıncı azaltmamız lazım. Matkap gelsin. Temizlik için hazır olalım. Spanç. Boş kalem gelsin. Oksipitalle enfolaşarak başlıyoruz. Oo, nihayet hatırladınız beni küçük hanım. Hı. Hayret, gözlerim yaşardı vallahi. Bir şey söylemiyorum, kızgınım zaten sana. Nedenmiş o? Söylemeyeceğim. Sen söylesem de hatırlamayacaksın. Doğru, sen de haklısın ya. Bugün Özgül hemşire gelmiş, unutmuşum biliyor musun? Ah. Ya. Unutmuş musun? Unutmuşum. Ama sonra uyudum, uyandım, hatırladım. Ah ya. Şarj biten telefon gibi sevgilim var benim. Uyuyor, uyanıyor, yeniden başlıyor. Hah. Yani öyle teklifini niye öyle unuttun? Öyle mi? Unutmuş muyumdur? Ne öyle? Yani beni unut. Özgül hemşireyi zaten unut. Çarpma tablosunu unut falan ama... Evlilik teklifini unutmak nedir ya? Ben bütün ömür bekleyeyim, sen onu bir çırpıda unut yani. Aman be aşkım, taktığın şeye bak ya. Bir gün yine derim ben sana. Bana bakar. Tamam tamam, şaka yaptım. Ya bunlar ne? Yemek getirdim sana, yersin. Vallahi mi? Vallahi. Benim küçük kalbim seni çok sevdiği için kıyamam tabii ki sana. Zeytin, ceviz, kuru erik, fıstık ezmesi, brokoli, lahana, o da balık, balık. Aşkım bu garip bir menü değil mi? Omega bunlar, omega. Hafızayı güçlendirir. Senin de ihtiyacın var zaten bu ara biraz. Omegalar iyidir yani, yersin. Mesela bak, ceviz. Ye bakayım sen. Hmm. Bakalım. Ye. Ay. Buyurun gelin, ben de sizi bekliyordum. Bir çıkmadan bakalım dedik biz de. Murat henüz uyanmadı, normal mi bu durum?
Yoksa aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağız? Her şey normal, her şey gayet iyi. Yani bu saatten sonra semptomun tamamen ortadan kalkmasını bekleyeceğiz. Birazdan uyanır, merak etmeyin. Başta karşı çıktığım için özür dilerim. Yoksa ben de Murat'ın iyileştiğini görmeyi çok istiyorum. Ama o kadar çok hayal kırıklığı yaşadık ki. Ne hissettiğinizi ben gayet iyi anlıyorum. Hiç sorun değil. Çok zor, anlayamazsınız beni. Merak etmeyin. Her şey iyi olacak bundan sonra. İnşallah. Yoksa bu vicdan azabıyla yaşayamam. Anneanne. Olanlar senin suçun değildi. Kendini daha fazla suçlama. Yavrum, Murat'ım. Sanırım her şey yolunda. Hatta cümleler bile. Size çok teşekkür ederim. Şimdi iyice dinle. Yarın uzun uzun konuşuruz. İşte kıymetini bilmediğimiz şeylerden bir tanesi daha. Neymiş o? Konuşabilmek. Hiç durmadan konuşmak isteyeceğim birini bulabilmek. Allah Allah. Bunlar pek devlerden cümleler değil ya. İpek iyi geldi sana sanki. Bana mı, sana mı? Buzlar kraliçesi olsak da biz de insanız yani. İşte böyle devam. Neyse, benim halletmem gereken bir iş daha var. Ben de bir acile uğrayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuşabilmek bir hediye. Birine hissettiklerini anlatabilmek mucize gibi bir şey. Yoksa insan yapayalnız kalıyor böyle benim gibi. Cebinden ciğere bakan kedi gibi bakıyorsun içeri. Ne diyorsun İpek ya? Bir şey soracağım. Öleyim mi, böleyim mi diye şey yapıyorum. Hı hı. İlla bana çözdüreceğim. Ne oldu ya? Yok ya. Ne doğurması? Yüzüm yok. Yüzüm yok? Evet. Ya kızım ya, kalbime indirecektin. Ne yapıyorsun ya? Yüzüğü yokmuş. Allah'ım, yerde de çıkarmadık ki. Elbiden atarken mi oldu acaba? Ya dur, neye eğiliyorsun ya? Dikkat et ya. Bırak şimdi, çöpümü karıştıracaksın evet. Nazlı. Aman, ne olur burada olsun ya. Ne olur burada olsun. Tamam, ben sana yenisini alırım kalk. Ya gülme de, bir şey yap. Yüzüğüm yok diyorum ya. Ya ne yapayım Yazlı ya? Kaybetmişsin yüzüğü, bir şey yap diyorsun. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bir şey yapayım. Tamam, bir şey yapacağım. Kalk sen yerden. Yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şey yapalım. Hastanenin bütün kapılarını kapatıyoruz, tamam mı? Girişler, çıkışlar tutulsun. Ameliyathaneler, tuvaletler, odalar neresi varsa altına üstüne getirilsin. Her yere bakılsın. Hocamızın yüzüğü kaybolmuş ya. Bir şey yapmamız lazım. Hocam. Hocam kalbime indiriyorsun hocam. Sen ne yapıyorsun ya? Çok kötüsün ama. Yemin ediyorum çok kötüsün. Tamam, kötüyüm ama sen daha kötüsün. Sen benim nasıl yüzüğümü kaybedersin? Bak benim yüzüğüme. Biz de eldiven takıyoruz ama kaybetmiyoruz.
tam da şey... Tam da ben Nazlı'ya ameliyatı yapacağımızı söylüyorum. Aa, süper. Yani hayırlısı. İşte, kısmet. Kısmet. Tamam. Şey, yarın görüşürüz. Görüşeceğiz. Saçma diyorsun ya. Yaş kaç? Senden büyük olduğum kesin hanımefendi. O zaman ne bu havalar? Vay be! Sabah yap atarını güzel güzel. Sonra gel bana burada attığım havanın hesabını sor, öyle mi? Bence senin bana çoktan fazla çıkıştığını anlaman gerekiyordu. Hatta kapıma gelip özür dilemek için beni öğle yemeğine çıkarmayı teklif etmen. Bulamayınca akşam yemeği için tutturman. Hatta belki de sinema. Ne bileyim, belki de arada ne olur oluş beni affet falan demen. Ki neden olmasın? Ya da şey, bir yerlere gidip müzik dinlemeyi falan da teklif edebilirdin. Aa, buldum bak, şey daha doğru buldu. Başka türlü susmayacaktın. Hadi, ben seni beklerken çok acıktım, yemek ye. Hani... Bu da olabilirdi. Hocam ben iyiyim gerçekten. Esma da bana çok iyi bakıyor vallahi. Esma görüp görebileceğin en iyi refakatçidir. Çok şanslısın. Biliyorum. Sadece refakatçi olarak da değil. Her açıdan pırlanta Esma. Öyledir. Hocam ya. Ali Asaf Hoca'nın acayip bir ameliyatı varmış. Çok enteresan bir tümörle karşı karşıya. Onu kaçıracağım diye çok üzülüyorum. Mümkün değil mi girmem? Saçmalama Alp. Sabret biraz. Of ya. Bir tek ben göremeyeceğim o tümörü. Merak etme, yalnız değilsin. Ben de girmiyorum. Ne? Girmeyecek misiniz? Evet. Hocam bir sorun yok değil mi? Yani nişanlınız orada tarih yazarken sizin o ameliyata girmemeniz pek ayrı alamet değil. İhtiyaç duyulsaydım çağrılırdım. Neyse. Bırak şimdi onu da. Sen Esma'ya evlilik teklifini unuttuğunu söylemişsin. Böyle bir şey çok mümkün değil. Beyninle biraz ilgilendiğim için biliyorum. Hocam adımı bile unuturum ama Esma'yla bir aile kurmak istediğimi asla unutma. Ama bunu ona sakın söyleme, tamam mı? Çünkü çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum. İyi, yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok hocam, sağ olun. Sama hepsini hallediyor. İyi bakalım. En azından birileri aşkına sahip çıkıyor. Oğuz, ameliyat çok uzun sürecek. Hepimizin son derece dayanıklı olması lazım. Çocuklara söyle, ihtiyaçlarını görsünler, tamam mı? Tamamdır. Bir de ekibi uyar. İçeride bu operasyona kendini hazır hissetmeyen biri varsa hiç fazlalık yapmasa şimdiden çıksın. İzin veriyorum. Bir de ekipten biri beni sürekli uyarsın. Su içmem, mola vermem, eklemlerimi rahatlatmam konusunda. Unutmayın. Ali, merak etme. Hepsine bizzat ben bakacağım. Tamam. Hadi başlayalım.
Tamam. Hazır mısın? Acayip hazırım. Peki. Tok musun? Niye ki? Uzun sürecek ya, o yüzden soruyorum. Tokumdur herhalde. Tok muyum acaba? Ya umarım tokumdur. Tamam sabah. Sormadım sadece. Birazdan başlayacaklar. Şimdiden geçmiş olsun. Teşekkürler. Eylül. Eylül, ben dün gece için senden çok özür dilerim. Özür? Dün gece ne oldu ki? Yüzükler. Ben galiba senin planını bozdum. Önemli değil zaten. Zamanlama iyi bir zamanlama değildi. Belki de yeteri kadar emin değilsindir. Nasıl? Zamanlama diyorum. Senin belki de bahanendir diyorum. Ne demek istiyorsunuz? Şöyle. Ben Ali Asaf'ı çok iyi tanıyorum. Büyük bir ihtimalle herkesten daha iyi tanıyorum. Yani? Yani. Ben onu çok üzdüm. O yüzden bundan sonra hak etmediği bir üzüntü yaşamasını istemiyorum. Bakın Nazan, çizgiyi aşıyorsunuz biraz. Bizim ilişkimiz sizi ilgilendirmez. Diyorsun. Diyorum. Ayrıca geçmiş pişmanlıklarınızı düşünmek yerine içeride tümörüyle savaşan eşinizi düşünseniz daha faydalı olur. Değerleri tekrar kontrol et. Işığı ayarlayalım. Ali Asaf, eğer açtığında tümörü çıkarmanın çok zor olduğunu görürsen sakın durma. Devam et. Etmem. Seninle bunu konuşmuştuk. Anlatmıştım sana. Omurilikte en ufak bir tehlike felç kalman demek. Biliyorum. Ama felç olmak benim için sorun değil. Nazlı için yaşamak istiyorum. Ne olursa olsun hayatta kalmak. Eğer onunla birkaç saat daha fazla geçirebileceksen felç olarak yaşarım. Elimden geleni yapacağım, merak etme. Ha bu arada, eski karının kocası olduğunu da aklından çıkarmasak. Başarısızlığı açıklamak kolay olmaz. En iyisini yap. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hastayı uyutabiliriz. İyi misin sen? Evet, neden? Nişanlın eski karısının kocasını ameliyat ediyor. Rahatsız olman normal olurdu. Hasta hastadır Selim abi. Yine de Ali Asaf'ın özgüveni biraz endişe verici olmaya başladı. Bence biraz fazla risk alıyor. Ali Asaf senin düşmanın değil Selim abi, biliyorsun. Benim tek düşmanım bu Eylül. Aynaya baktığımda tek gördüğüm. Ali Asaf da bunun neresinde sen düşün. Açıldı. Evet. Tümörü ilk defa bakıyoruz. Aa. Oha, tümöre bak. MR'da görünenden daha da karışık dallanmış. Omuriliğe zarar vermeden tümör çıkarmak imkansız. Ne yapıyoruz, plan ne?
Şimdi teyzeden başlarsan besleyici damarları kesmemiş olurum. Hayır. Aşağıdan başlasam acaba? Tabii. Teyitte daha az damarlanma var. Daha iyi durumda görünüyor. Evet. Mümkün mertebe evet. Bu şekilde yaparsak hastanın sadece göğüs altında iz kaybolur. Bu sefer de ön ömürlük arterine zarar verme riski de var. Muhtemelen. Tümör orada durdukça inceliyor. İki türlü de kan dolaşımına zarar verme riskim var. Pek sayılmaz. T2'de daha az kanama potansiyeli var. Çok fazla stres altında. Kendi kendine konuşmaya başla. Bunu daha önce hiç böyle görmedim. Anne her şey dün gibi biliyor musun? İnanılmaz yani. Sanki hiçbir şey değişmemiş. Ama bu sefer Ali Asaf'a olan pişmanlığımı daha iyi anladım. Hayır anne. Hayır merak etme. Can hiçbir şey fark etmedi. Bilmiyorum. Umuyoruz. Atlatacak. Çok riskli diyorlar ama. Bakalım. Olur anne. Olur ben iletirim Ali Asaf'a selamlarını. Tamam hadi öpüyorum ben seni ararım. Hemşire Hanım, hocanın terini alır mısınız? Sağ ol. Al şunları. Alır mısın? Evet, mola zamanı. 8 saate geçtik. Oh. Çok iyi geldi. Kaç saattir zor tutuyordum ha. İyicene şaşırdın ama sen. Nasıl hocam? Oğlum böyle bir ameliyata giriyorsun. Kaç saat süreceğini düşünmedin mi hiç? Ha. Düşünemedim ben ya. Yeter be! Yeter! Konsantrasyonumu bozuyorsunuz. Mola ihtiyacı olan sessizce çıksın gitsin. Dur dur. Bekle. Yedir yani seni şimdi bu yaptığın ameliyatın ortasında. Ali. Bak duygularının kararını etkilemesine izin veriyorsun. Profesyonelce davranmıyorsun. Şu noktada hastayı kapatman gerek. Hayır şimdi değil. Ali! Şimdi. Eylül! Yanıma gelmeni istiyorum. Bunch. Anne.
istiyorum Eylül. Çünkü bu güzel gözlerine bakınca kendimi dünyanın en güçlü adamı hissediyorum. Buradayım, merak etme. İyi ki varsın. Sadece bir damarını kestim. On saati geçti öyle mi? Peki durum nasıl? Güzel. Başaramayacak demek. Bir kanama daha var. Samet, aspirat. Hemen hocam. Yeterli çek. O melleni kesmek zorundayım. Ali, Ali dur. Bak, değerlere bak, normale dönüyor. Felç olmadı. Evet. Maskemi çıkarsana. Maskemi çıkar. Arkadaşlar, kova nerede? Kova. Arkamda, arkamda. Asaf, sakin ol. Sen tanıdığım en iyi doktorlardan birisin. Sadece çok uzun süre susuz kaldın. Üstüne bir de stres gelince bu durum oluştu. İyiyim ben abi, merak etme. Eylül, suya gerek yok. Selim abi haklı. İçmen lazım. İstemiyorum su filan, kapat. Sana değdirmeyeceğim. Devam edebilirsin. Hadi acele et o zaman. Tamam, kapı, maskeyi kapa. Şimdi iki dakika daha dinleniyorsun. Sonra görevinin başına. Ben sana inanıyorum, buradaki herkes inanıyor. Hadi Ali Asaf. Tamam, iyiyim abi ben, merak etme. Kapatsın. İsteyen damar hangisi? Güzel soru. Ama cevabını ben de bilmem. Tümör tüm damar yapısını değiştirmiş. Sağ ol. Ne yapacaksın peki? Kör atış yapacağım. Üstüne. Aliye. Yanlış damarı kesersen omuriliği kaybederiz. Ama kesmeyeceğim.
Evet. Kesiyorum. Şimdi uyandı. Güzel. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Bir garip. Olur. Anestezinin etkisi. Bir kontrol edelim bakalım. Ağrısız var mı? Var biraz. Geçecek. Ayaklarını oynatabiliyor musun? Hareket ettiriyorum. Hareket ediyor Nazlı. Oynatıyorum değil mi? Nazlı oynatıyorum. Hayatımı kurtardın. Ben sadece görevimi yaptım. Fazla hafife almışım seni. Fena değil misin? Neredeyse iyi anlaşacağız ha. Hadi sana tekrardan geçmiş olsun. Ben kontroller için yine geleceğim. İyi dinlenmeler. Geliyorum canım ben şimdi. Ali Asam. Ali Asam. İyileşecek değil mi? Bir sıkıntı kalmayacak. İyileşecek. Bir sıkıntı kalmayacak, merak etme. Hatta eski sağlığına geri kavuşacak. Biliyorsun çok zor bir ameliyattı ama iyi geçti. Güzel. Onun bir an önce iyileşmesi lazım. Sabırlı olmak lazım biraz. Sıkı sıkı sarılın birbirinize. Önünüzde uzun yıllar olacak. Gelecekle ilgili planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Ben bundan pek emin değilim. Neden? Onun bir an önce iyileşmesi lazım. Çok uzun süredir onun iyileşmesini bekliyorum. O yüzden yapamadım. Neyi yapamadın? Ondan ayrılmayı. Ben Can'dan boşanacağım Ali Asam. Ameliyata da ben gireyim, MR'a da ben gireyim, bir de üstüne Esalp'in çiçeğini halledeyim.
Ben sana bir şey söylemek istiyordum da. Hatta bütün gün söyleyebilmek için peşinden koşturdum. Peşimden koşturdum. Bu ne büyük şeref böyle. Dalga geçme, önemli. Önemli tabii. Dalga geçmiyorum. Ama şımartıyorsun, ne haberin olsun. Ben aslında... İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Yani sen aslında... Ben en iyisi asansörde söyleyeyim sana. Asansör. Daha iyi olacak. En sevdiğim mekan. En özel anılarımızın tek şahidi. Aşkım, ya nereye götürüyorsun beni? Yüreğimin götürdüğü yere götürüyorum Esma. Ya normalde okey de ama ameliyattan sonra travmatik şeyler oluyormuş. Ben bak korkuyorum, o yüzden. Sen korkma, sakin ol. Şimdi burada bekleyeceğiz, tamam mı? Neyi? Bekle ve gör. Sen mi yaptın bunu? Hayatım boyunca bu kadar şanslı olduğum bir an hatırlamıyorum. Sen şu bizim asansörün haline bak ya. Hani sana sormuştum ya, peki benimle ne zaman ilgileneceksin diye. Cevabımı aldım. Dur bakayım, bir sana bakayım. Resme çok yakıştı. Sen de bana yakıştık. Mucizelere inanmayan ben ve asla benden vazgeçmeyen sen. Asla. Sevgili Esma'm, bak bakalım beğenecek misin? Da 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 tam. Hayat bana mucizelere inanmam gerektiğini öğretmişti. Ben de bu sefer mucizeme sahip çıkmak için değişmeye karar vermiştim. Ve galiba bu sefer başardım. Gözlerin gözlerin.
ki gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. 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 Yaktın, ah, yaktın.